Olmuyor ya. Olmuyor. Yahu paşa, sen ne yapıyorsun? Senin yanına gelmeye çalışıyorum Ruhi amca. Benim yanıma gelmeye çalışıyorsun öyle mi? Yavrum Allah aşkına böyle durduğun yerde hop diye zıplaya benim yanıma nasıl geleceksin canım? Ruhi amca, dünya dönüyor diyorlar ya, dönüyorsa ben her zıpladığımda o altından biraz geçer. Ben düştüğümde birkaç santim sana yaklaşırım. İyi de evladım, yani dünya dönerken biz insanlar da birlikte dönüyoruz canım. Geceyle gündüz nasıl oluyor Ruhi amca? Yazlar kışlar nasıl oluyor? Ya sen nereden çıktın akşam akşam? Çıktıktan mı çıktın Allah cezanı? Şimdi ben sana izah edebilirim. Aa vallahi aklıma parlak bir fikir geldi. Bak şimdi. Sarp gel gel. Gel aklıma bir şey geldi. Gel yavrum. Biraz çabuk yavrum. Bak şimdi. Bu Sarp abi görüyorsun ne yakışıklı çocuk. Şimdi bu Sarp abini güneş olarak kabul et tamam mı? Biraz sakallı ama idare et. Safi gel gel. Gel. Bu abin de dünya olsun. Tamam mı? Zaten baksana maşallah topaç. Bak şimdi. Şimdi Safi'cim hem kendi etrafında hem de Sarp'ın etrafında dön bakayım. Dön. Bak görüyor musun? Dönüyor. Şimdi Safi abin neydi? Dünya. Dünya böyle döndükçe güneşin etrafında arka tarafa gelince gölge oluyor. Ama yüzü güneşe geldiği zaman gündüz oluyor. Nasıl? Anladın mı bari biraz? Anladım. Başım dönüyor Ruhi abi. Bir şey olmaz canım. Bir şey olmaz. Dön. Anladın mı sen? O ne be? Arkadaşlar. Ne oldu hayrola? Çok acayip bir şey oldu. İnanamayacaksınız. Gelin. Ya Safi, yeter, yeter. Yavrum, sen de herhalde biraz anlamışsın. Hadi doğru eve. Hadi doğru eve. Hayrola kıl efendim. Nedir bu telaşın? Sağ ol Tarık. Arkadaşlar. Ya, dün gece benim başıma bir şey geldi. Vallahi anlatsam deli zannedersiniz beni. Hadi anlat. Ben de öyle diyorum. Anlatayım diyorum. Ama gözlerinizde o ışığı göremeyince yere batıyorum. Yok ya. Anlatmayacağım. Yahu Babeko meraktan çatlattın. Anlatsana ne oldu? Uzaylılar geldi. Ne? Uzaylılar mı geldi? Dün gece balkonda oturuyorum. Birdenbire gökyüzünde ışıklar yansımaya başladı. Allah Allah dedim. Ne oluyor ya? Sonra o ışıklar birdenbire acayip bir hızla yer değiştirmeye başladılar. Oraya, 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 oraya! Yok ya, uçak dur, uçak, uçak. Önce ben de öyle zannettim. Sonra yüksek hızla yer değiştiren ışıklar birdenbire durdular. Hemen ardından da bizim arka bahçeye indiler. Balkonun köşesinden seyrediyorum. Uy, gözlerime inanamadım. Uçan bu aile! Evet! Arkasından ne oldu be? İçinden hiç bütün yaratıklar indi. Ya, ya bana bak. Senin üstün açık kalmıştır. Rüyadır o be, rüya. Rüya. Rüya! Üşenmedim. Kalktım, aşağı indim. Yanlarına kadar gittim. Elimi dokundum. Motor sıcaktı. Hatta birden kaçmamız gerekir diye rölantide bırakmış uyanıklar. Bir baktım, içinden inen eciş bücüş yaratıklar taş toprak örnekleri topluyor. Ya hatta içinden biri
kedi aldı be. Fena mı abi? Sıcacık yuvası olmuş hayvanın. Ya rüyadır, vallahi rüyadır yahu. Rüya? Peki buna ne diyeceksin? Uçan bayrağı parçası! Abi bu bildiğin silecek ya. Yok düdüklü lastiği. Tabii. Aceleyle gidince bunlar içlerinden birini bahçede unutmuşlar. Ya Allah dedim üstüne bir atladım. Yakaladım. Bana bak Kıl Efendi, onu hiç açma. Haydi. Burası Korender, üşütür hayvan Allah korusun. Şey uzaylı yani. Bana inanmıyorsan buna da inanmamalıyım. Açıyorum. Kardeşlerim, sizlere anlatacağım hikaye çok eski sayılmaz çünkü gelecekte geçiyor. Yıl 3563, yer fesahı. Zaten başka gidecek hiçbir yer yok. O gün gene Atılgan gemisi, Kaptan Kirk ve saz arkadaşları, Yüzbaşı McCoy ve Yelken Kulak Mr. Spock yönetiminde yeni bir güne uyandı. Pırıl pırıl bir feza yolculuğu yapmak için kalktılar, ellerini yüzlerini yıkadılar. Dişlerini fırçalayıp şöyle koltuklarına oturdular, kemerlerini bağlayıp sırtlarına yasladılar. Kaptan Kirk şöyle bir gerindi, sonra da mektepli bir kız çocuğunun heyecanıyla dolaba koştu. Oradan küçük asma kilitli, çizgisiz hatıra defterini çıkardı ve şunları yazdı. Yıldız tarihi 3563.1. Ben ve mürettebatım yeni bir medeniyet bulmak maksadıyla Sulu Portakalus gezegenine doğru yola çıktık. Yüzbaşı McCoy geminin arpasını ve suyunu geceden verdi. Volkanlı Mr. Spock yelken kulaklarını kullanarak rüzgarı doğru yönden alıp bizi yörüngeye uzattı. Atıldığın gemisi fezada mutili bir dalgayla tatlı tatlı ilerliyorken birdenbire zangır 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 bütün pencerelerinden vidalarına kadar tir tir titremeye, adeta bir sambacı gibi her tarafı göbek atmaya başladı. Mürettebat çığlık çığlığa bağırdı. Efendim dediler, Sulu Portakalus gezegeninin çekim alanına girdik. Gemi Sulu Portakalus gezegeninde pat diye karaya oturdu. Kaptan Kirk ve Mr. Spock hemen o duş kabinine benzeyen acayip kulübelerin içerisine girdiler. Kaptan yüzbaşı bizi ışınla deyince McCoy anında ışın düğmelerini harş harş diye sonuna kadar açtı. Antre parantez, kabinin içerisinde iki ışın vardı. Bir sıcak ışın, bir soğuk ışın. Yüzbaşı soğuk ışını açtığından aşı. Bizimkiler penguen gibi dondular, kaskatı kesintiler. Neyse sonradan yüzbaşı şoförün ayarlarıyla oynayıp ışınları ılıçladı. Bizimkiler bir güzel yıkandılar, temizlendiler. Gezegene yumuşak bir iniş yaptılar. Sonra gözlerini şöyle bir açtılar, etrafa baktılar ki abo! Bir de ne görsünler? Bu gezegende tam 6 tane güneş, 18 tane ay yok muymuş? Kaptan Kirk, biz nereye geldik ve usta deyince Mr. Spock gayet mantıklı bir şekilde gemimizin indiği yerdeyiz usta dedi. İşte o esnada bir mağaradan 20 metre çapında hortum gibi ağzıyla traktör tekerleği gibi fırıl fırıl dönen 3 tane gözüyle acayip bir yaratık çıktı. Antre parantez, bu yaratık bünyesinde %45 kaplan, %50 ejderha, %5 de eşek ihtiva ediyordu. Ejderha ağzını tam 30 metre açtı. Gırtla enginar gibi katman katman açıldı. İçinden 6 tane akkor haline gelmiş diri göründü. Buralara niye geldiniz diye sorunca Kaptan Kirk yaratığa dedi ki ya kardeş bir dakika bizi dinle. Biz yeni bir medeniyet arıyoruz. Gözünü seveyim ya. Bu sırada Mr. Spock şöyle 4 parmağını açıp volkan silahını verince bu canavar iyiden iyiye çıldırdı, manyaklaştı. Artık kafasından, gözünden, kulağından, derisinden ne kadar pis zehirli gaz, elektrik, alev, son kullanma tarihi geçmiş antibiyotik varsa haşş, haşş diye bunların üstüne püskürttü.
Bunlar Sıkı'yı görünce hemen tırr diye koşa 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 uzay gemisine gittiler. Tırr diye 3,5 dakikada gemiyi tamir edip ışık hızıyla oradan uzadılar. Kadın Teğmen Uhura hemen elinde pomadıyla tent türtüyotundan yara bantından bizimkilerin yanına koştu. Canavar tarafından tırmıklanan yaralarını bir güzel tedavi etti. Kaptan Kirk hemen koltuğuna oturdu, düğmeleri karıştırdı ve vın diye hamaşrapa hapeştemal gezegenine doğru rotayı kırdı. Tam 2 ışık yılı ve 3,5 gölge yılı sonra gezegene vardılar. Kardeşlerim, bunlar gezegene ayak basar basmaz daha selamaleyküm demeden etrafları bir anda timsah başlı, kimisi kıllı, kimisi yeleli, kimisi dikenli, yüzlerce yaratıkla etrafları sarıldı. Avuçlarından atüketler, gaz yağına batırılmış paçavralar fırlatarak bunları korkuttular. Bizimkiler tabii gene kaçtı ister istemez. Kaptan Kirk ve ekibi kardeşlerim daha sonrasında 40 tane gezegen dolaştılar. Hepsinden de aynı cevabı aldılar. Defolun gidin, sizi istemiyoruz. Akabinde ve detayında Kaptan Kirk uzay gemisinin perdesini şöyle bir araladı. Bir de ne görsün? Ufacıcık, hayatında hiç görmediği, sevimli mi sevimli, şirin bir gezegen. Aşağıda insanlar bunlara el sallıyorlar. Hele gelin, hele gelin, hele gelin diye bağırıyorlar. Bunlar bir bedene baktılar. Aga dediler, ne oluyor ya? Bu bir tuzak olmasın ha? Bu bir tuzak olmasın derken çoktan gezegene inmiş oldular. Orallar böyle bıyıklı mıyıklı, gayet güler yüzlü, tatlı sözlü insanlardı. Bunlara ince belli bardaklarla çay ikram ettiler. Ne bileyim, iyi kötü yatacak kalkacak bir yer gösterdiler. Elbiselerini, yiyeceklerini, giyeceklerini beraber paylaştılar. Sene 3563. Gözünü para hırsı bürümüş canavarlar dünyayı paramparça etmiş, yaşanamaz hale getirmişler. Gariban Kaptan Kirk ve mürettebatı da bir gemiye tıkışmışlar. Kendilerini kabul edecek bir medeniyet arıyorlar. Aynı bugünkü botlarla Akdeniz'e açılmış gülteciler gibiler. Ama sözde medeniler vahşileşmiş. Bunların yüzünü bile görmek istemiyorlar. Şimdi soruyorum size. Bütün bu manzaraları görmek için 1500 sene ileriye gitme lüzum var mı? Yok baba, yok. İyi aga, benim kafama bir şey takıldı. Bütün medeniyetlerin yamyamlaştığı bu kainatta hiçbir vicdanı olan bir topluluk kalmadı. Öyle şey olur mu kıl kardeş? İnsanlık tamamen ölmez. Olsa olsa namkörlükten, şımarıklıktan uykuya yatar. Ama bir uyandıran bulunur elbet.